Herkese merhaba. Ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner fakültesi öğrencisiyim. 5. sınıfım. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Şu an tercih dönemindesiniz. Herkesin aklında bir sürü soru var. Hangi bölümü seçmeliyim? Hadi bölümü seçtiniz. Veteriner fakültesinde okumaya karar verdiniz. Hangi üniversiteyi seçmeliyim gibi böyle bir sürü kafanızda soru beliriyor eminim ki. Şimdi ben bunun üniversite kısmına cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Daha önce bölümü anlattığım bir videomda vardı. Ona da isterseniz bakabilirsiniz. Burada kart kısmını ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Ben şimdi bölümünüzü seçtiniz. Veteriner olmaya karar verdiniz. Üniversite seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Onunla hakkında biraz konuşacağım. Çünkü ben araştırmıştım ve bulamamıştım. Hatırlıyorum bundan 5 sene öncesinde. Ve yani didik didik yapmıştım. Ve hiçbir şey yoktu. Tamamıyla körü körüne seçmiştim. Biraz da böyle kendi yaşantımdan da anlatarak, benim yaptıklarımı siz yapmayın diyerek, ikisini birleştirerek bu videoyu hazırladım. Böyle maddeler halinde bir şeyler yazdım. Tek tek onlar üzerinden gidip anlatacağım. Öncelikle birinci madde. Bence en önemlisi bu. Diyelim işte veteriner hekim olmaya karar verdiniz. Okey. Peki bu fakülte sizin üniversitenizde ne zaman kurulmuş? İlk önce buna bakmanız gerekiyor bence. Çünkü bir fakülte, bir üniversitede ne kadar eskiyse, hani ne kadar ilk kurulduysa o kadar o üniversite için önemli oluyor. Mesela ben Namık Kemal Üniversitesi'nde okuduğum için hep bunun üzerinden örnek vereceğim. Bizim okulda Ziraat Fakültesi ilk kurulan fakültelerden birisi. Ve ziraate o kadar fazla önem veriliyor ki, kendine ait kocaman bir tarlası var, yanında ormanı var, işte kendine ait bir hayvan çiftliği var, kocaman bir fakülte binası var falan filan. Bu yüzden hani yatırım yapacakları zaman üniversite, rektörlük ziraate yatırım yapmayı kabul ediyor. Ama mesela bir üniversite, bir bölüm ne kadar geç kurulduysa ona yapılan yatırım o kadar azalıyor. O bölümün de gelişmesi o kadar azalıyor. Bu yüzden de bence en önemli faktörlerden biri tercih ettiğiniz bölümün o üniversitede ne kadar yıl önce kurulduğuna bakmak, ne kadar eskiyse o üniversiteye o kadar çok yatırım yapıldı demektir çünkü. O bölüm o kadar çok gelişmiştir, bir yer edinmiştir sizin üniversitenizde. Bu yüzden buna kesinlikle bakın. İki, o üniversite kaç kişilik kontenjan açmış sizin bölümünüz için? Yine aynı kapıya çıkıyor aslında. Diyelim ki mesela 50-60 kişilik bir kontenjan açmış o sene. Yani bir mantıklı düşünün. Siz üniversite olsanız 50-60 kişilik öğrencisi olan bir bölüme mi daha fazla yatırım yaparsınız? Yoksa ne bileyim işte 250-300 kişilik olanı mı daha fazla yatırım yaparsınız? Mesela tıp çok fazla öğrenci alıyor bizim üniversitede. Bu yüzden tıpa çok fazla yatırım yapılıyor. Bunun gibi böyle ufak şeyleri de kaçırmamaya çalışın. Bunlara da bakın. Yani bunlar genelde söylenmiyor ama önemli bence. Bir de üçüncü olarak evinize yakınlığı seçtiğiniz üniversitenin çok önemli. Çünkü yani hepimiz insanız. Ne bileyim arkadaşlarımızla kavga ediyoruz. Ne kadar uyumlu olursanız olun. Ne bileyim geçinemiyorsunuz. Eğer yurtta kalıyorsanız özellikle işte kendinize ait çekilebileceğiniz bir alanınız olmuyor. Ve yani yurt arkadaşlarınızla da kavga edebilirsiniz bu arada. Her türlü böyle insan böyle bıkıp ortamını değiştirmek istiyor. Yani böyle kafanız estiğinde gitmek istiyorsunuz. Ve bunun için ailevi birebir. Çünkü geldiğinizde hani herkesin sizi bırakıp gidebileceğinin ama ailenizin her zaman arkanızda olduğunun farkına varıyorsunuz. Ve bu o kadar iyi geliyor ki sizi her zaman orada destekleyen biri var çünkü. Bu yüzden evinizin bence üniversitenize yakın olması çok önemli. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Tekirdağ arası sürekli gidip gelebiliyorum. Ne bileyim sınavlardan bunalıyorum, çıkıp geliyorum. Arkadaşlarım aram kötü oluyor, çıkıp geliyorum. Ve tamamıyla ortamı değiştirip böyle yenilenmiş olarak gidiyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor mesela. Eminim ki bu çoğu kişiye iyi gelir. Tabii ya kendinize ait eve çıksanız bile ara ara bence ailenizin yanına gelmek size daha iyi hissettirebilir. Bu yüzden önemli. Bir de şey konusunda da önemli. Mesela resmi tatil oluyor. Atıyorum 23 Nisan işte Cuma ile falan böyle birleşiyor. Çıkıyorsun hemen geliyorsun. Ama mesela diğer arkadaşların yurtta kalmak zorunda kalıyor. Sadece bir ara tatilde, bir de yıl sonunda gidiyorlar falan. Bunlar yani az zaman dilimleri. Bu yüzden kesinlikle İnsan istediği zaman çıkıp ailesinin yanına gelmek istiyor. Bu hak en azından
sende var olduğunu bilmek çok güzel oluyor. Bu yüzden elinizden geldiğince üniversitenizde evinize yakın olacak şekilde seçin. Ama bence asla aynı şehirde seçmeyin. Yaşadığınız şehirde üniversite okunmaz. Kesinlikle bir dışarı çıkmalısınız. Böyle kendi ayaklarınızın üstüne durmalısınız. Onun size öğrettiği, sizi büyüttüğü etki o kadar fazla ki. Ve bence herkes bunu tatmalı. Herkes bir bunu yaşamalı. İnsanı gerçekten çok büyütüyor. Çünkü bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz ve her şeyi kendiniz halletmek zorunda kalıyor. Bu insana çok şey katıyor. Bu yüzden muhakkak bence yaşadığın şehrin dışında bir yerde okumalısın. Buna bence dikkat edin. Veteriner hekimlik için konuştuğum için bu kısımdan bahsetmesem olmaz. YÖK bursu. Ben bunu bilmiyordum üniversiteye başlarken. Kimse bana bunu söylemedi. Bilseydim buna göre tercih yapardım. YÖK işte tam ben de bilmiyorum ama böyle ülkeyi kalkındıracak meslekler grubu mu ne öyle bir şey varmış. İşte ona eğer dahilsen, o meslek grubuna dahilsen ki veteriner hekimlik buna dahil. Sana üniversite başında burs veriyor. Ve bu burs benim zamanımda işte düşünün bundan 5 sene öncesinde 700 TL'ydi. Çok ciddi bir miktardı yani. KYK bursu bu kadar değildi. YÖK bursu 700 liraydı yani. O yüzden çok önemli bir burs bence. Tamamıyla bir öğrencinin oradaki yaşantısını geçirmesini sağlayacak bir burs. Ve bu kadar güzel bir burs veriyorlar. Ve her ay bunu düzenli olarak kesintisiz veriyorlar. Bu çok önemli bir şey bence. Bu bursu da şu şekilde veriyorlar. Mesela her üniversiteye giren ilk 3 kişiye, ya ilk 3 derecesiyle giren her üniversitede o kişiye YÖK bursu veriliyor. Atıyorum sen işte 60 bindesin diyelim. İşte İstanbul Üniversitesi'ni yazsan gelecek. Ama gidiyorsun işte ne bileyim Siirt yazıyorsun. Böylece Siirt'te ilk 3'te girmiş oluyorsun ve YÖK bursu alıyorsun. Hani bu çok önemli bir detay bence. Hani bursu düşünenler ne bileyim İşte bana KYK bursu çıkmaz diyenler falan bunu bir düşünsün. Ben güncel fiyatından şu an haberim yok. Araştırıp yazacağım buraya. Şuraya bir yere yazarım. Siz de ona göre bir öğrenirsiniz. Ama bence YÖK bursunu kaçırmayın. Ama tabii bu da bir risk yani. Sonuçta Siirt yazarsınız. O sene Siirt'e sizin gibi düşünen bir sürü insan yazar. İlk üçün dışında kalırsınız. Yani boşuna bir dahaki sene işte yatay geçiş yapmakla uğraşırsınız falan filan. Hani böyle ne gerek var? Ama yine de aklınızda bulunsun. Sonra bakmanız gereken diğer şey de hayvan hastanemiz var mı? Bu üniversitenin hayvan hastanesi olup olmaması çok önemli. Ben bunu da bilmiyordum. Ben tamamıyla körü körüne tercih yapmıştım. Hayvan hastanesi olup olmaması çok önemli. Çünkü uygulama anlamında pratiğinizin gelişmesini sağlıyor. Mesela yine Namık Kemal Üniversitesi'nde yok. Bizim okulda olmadığı için bizim bütün öğrenciler yazın işte o yaz tatiline gezip tozmak yerine güzel güzel işte ne bileyim deniz tatilleri yapmak yerine hepimiz gidiyoruz kliniklerde çalışıyoruz. Çünkü uygulamamızı geliştirmemiz gerekiyor yani. Buradan hepimiz veteriner hekim olarak mezun olacağız. Kimse boş bir şekilde mezun olmak istemez. Ve hani şu an öğrencisin. Öğrenciyken bir yere gittiğin zaman hiçbir şey bilmediğinde kötü karşılanmıyorsun, garip karşılanmıyorsun. Çünkü öğrencisin. Sana ellerinden geldiği kadar öğretmeye çalışıyorlar. Ama diyelim ki ileride bir çiftlikte çalışacaksın en basitinden. Gidiyorsun veteriner hekim diye seni işe alıyorlar. Hiçbir şey bilmiyorsun. O kadar değersizleşirsin ki gözlerinde. Hani bunu kimse yaşamak istemez. Bu yüzden herkes boş vakitlerinde sürekli bir kliniklerde çalışıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Ve olan bizim yaz tatillerimiz de oluyor. Eğer hastanemiz olsa kışın okul döneminde çok güzel bir şekilde uygulamalı eğitimimizi alabilirdik. Hani yazın böyle bir şeyle uğraşmamıza gerek kalmazdı. Ama işte böyle şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden hayvan hastanesinin olup olmaması çok önemli. Mesela biz 3-4 yıldır şey yapıyoruz, mezun veriyoruz. Fakat İnternlerimiz hayvan hastanesinde çalışmadan mezun oluyorlar. Bayağı böyle teorik eğitim gibi bir şey alıyorlar. Çok saçma bir şekilde. İnternken bu şekilde mezun veriyoruz. Hani bunlar çok saçma. Bu yüzden hayvan hastanesi var mı yok mu bir bakın. Yine bu da aslında ilk söylediğim maddeye yine çıkıyor. Eğer üniversite zaten köklüyse sizin bölümünüz o üniversitede.
hani bir yatırım yapmıştır ve hayvan hastanesi şimdiye kadar yapılmıştır. Ama eğer yeni bir üniversite ise hayvan hastanesi daha kurulmamıştır ve bu çok normal. Bu yüzden buna da bir bakın yani. Sonra gideceğiniz üniversitenin eğitim kadrosuna bakmanız lazım. Tamam, hayvan hastanesine baktık, uygulamalı eğitimimize baktık. Ama uygulamalı eğitim kadar teorik eğitimimiz de çok önemli. Mesela sizi teknikerlerden, veteriner teknikerlerinden ayıran en büyük şey teorik eğitiminiz oluyor. Yoksa uygulama anlamında insan gördüğünü zaten yapabiliyor. Onlara da mesela teknikerlere de göster, şu şekilde ameliyat edeceksin, şu dikişi şu şekilde atacaksın. Tamam, yani onlar da öğrenir ama hastalığı bulma, işte tedavi yapma kısmında veteriner hekimler devreye giriyor. Hani o etkeni tanıma, işte izolasyonunu yapma falan. Bunun gibi teorik eğitimleri de iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden eğitim kadronuz da çok önemli. Gideceğiniz üniversitede kaç tane profesör var, hangi ana bilim dalları var, işte asistanları var mı gibi böyle küçük şeylere, hatta küçük değil bayağı büyük şeyler bunlar, dikkat etmeniz gerekiyor. Bir araştırın. Hiçbir üniversiteyi araştırmadan yazmayın. Diğeri de yaşadığınız şehirde ev kiraları, işte aparta çıkacaksanız onlara bakın. İşte yurda gideceksiniz zaten bir tık daha kafanız rahat, ama bu arada ben Tekirdağ için yurt videoları yaptım. Bütün kızlar için kız videolarını kız yurtlarını gezdim. Bakabilirsiniz. Şeyde de işte ev kirası, apart araştırmasını da kesinlikle yapmanız lazım. Mesela Tekirdağ'da değirmen altına yerleşiyor öğrenciler ve yani fiyatlar uçmuş durumda. Bir artı bir eve 3000'ler, 4000'ler, hani bir öğrencinin bunu verebilmesi zor. Yurda geçmeyeceksen gerçekten öğrenci için hayat zor Tekirdağ'da. Bu yüzden hani bunlara bakmanız gerekiyor. Üniversiteye yakın çevredeki ev fiyatlarına bakmanız gerekiyor. Yaşayacağınız yer orası ve hani sizi zorlayabilir. Sonra derslerden geçişiniz nasıl olacak? Derslerden geçiş puanınız ne? Mesela geçme notunuz ne? Çan sistemi var mı? Bunlar çok önemli detaylar. Çan sistemi mesela hayat kurtaracak bir şey gerçekten. Eğer ona bir bakın varsa o üniversiteyi tercih etmeye çalışın. Geçme notu 50 olan üniversiteleri tercih etmeye çalışın. Bizim okulda geçme notu 60 ve geçeceğiz diye gerçekten ölüp bitiyoruz. 60 çok yüksek bir not ve geçme notun 60 olması kadar saçma bir şey yok bence. Gerçekten çok zorlanıyoruz bu konuda. Bir de size en büyük tavsiyem, tercih döneminde insanların kafası çok karışıyor. Benim bir tane arkadaşım vardı. İşte şey diyor kız, nükleer santral enerjisi mühendisliği mi? Öyle bir şeyler. Onu bile yazmış tercih listesine. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor hani. Ve o an herkesin ne dediğini bir dinliyorsun, bir dikkat ediyorsun. Tamamıyla bırakın. Geçin kenara, oturun, kendinize odaklanın. Siz hangi bölümü seçmek istiyorsunuz? En önemlisi bu. Sizin ne istediğiniz? Ya tabii ki de siz yine kendi isteğinize göre yazacaksınız büyük ihtimalle, ama kafanız karışık bir şekilde yazacaksınız. Mesela arkadaşım işte Alev veteriner hekimlik yazmış ama gitmiş mesela araya bu nükleer santral enerjisini falan yazmış. Çünkü biri ona demiş ki işte sen ileride çok kıymetlenecek, işte nükleer santraller kuruluyor falan filan, alım olacak, işte sen bunda bir düşün falan. Kızın da aklına yatmış yani. Diyor ki o çıksaydı ben ne yapacaktım, hani benimle hiç alakası olmayan bir bölüm. Aynı şekilde ben tercih dönemindeyken işte bana hocalarım diyor ki işte Buse mühendislik yaz, işte inşaat mühendisliğini düşündüm, elektrik mühendisliğini, bilgisayar, yazılımcı olmayı, her şeyi düşündüm yani. Ama hiçbiri bana göre meslekler değil. Ben tamamıyla hani el becerim de sağlığa daha yatkın, işte zihnim de sağlığa daha yatkın. Hani sağlık bölümleri seçmem gerekirken ben mühendislik falan düşünmeye başlamıştım. Ama çok şükür ki yazmadım. Çünkü mesela mühendis olarak da şu an burada olabilirdi. Yani insan gerçekten o an kaderini belirleyecek bir şey bu tercih zamanı ve herkesin dediğine bir gidiyorsunuz, bir dinliyorsunuz. Bu yüzden öncelikle ilk önce bir oturun, siz kendinizi dinleyin. Ne olmak istiyorsunuz? Bir ona karar verin. Ona karar verdikten sonra tek bir bölüme odaklanıp üniversiteleri değiştirerek tercih listesini oluşturun. Bu sizin için en hayırlısı olacaktır. Bu kadar. Şimdi siz şey diyeceksiniz, bu kadar konuştun, sen nasıl yaptın tercih listeni? Ben o kadar bilinçsizdim ki, yani oturdum böyle.
bütün şeyi açtım, veteriner hekimlik işte taban puanları falan filan böyle sıralandı tek tek. Birinci sıradan başladım. Tek tek yazmaya başladım. İşte birincisi de Ankara vardı. Hep öyle oluyor. Ankara işte. Ankara İngilizce, Ankara işte, sonra İstanbul, işte Bursa falan filan filan. Böyle puan sıralamasına göre dizdim. Ne gideceğim üniversiteye araştırdım. Ne size bu saydıklarımı araştırdım. Ama beni kimse yönlendirmedi yani bu konuda. Kimse veteriner hekimlik alanında işte şunları dikkat etmelisin falan gibi beni bilinçlendirmedi. YouTube'a da baktım, hani böyle bir video da yoktu. Bu yüzden bu işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım işinize yarar bu tercih döneminde. Bunlara bakmadan, gerçekten bu dediklerime dikkat etmeden üniversite tercihi yapmayın. Bunların hepsi altın değerinde. Geçince bölüme daha iyi anlayacaksınız. Keşke biri bana böyle anlatsaydı da ben bilgilenseydim. Kesinlikle mesela Tekirdağ'a gelmezdim. Sırf hayvan hastanesi olmaması bile yeterli bir sebep benim için. Sonra işte yok şu üniversiteye geleyim, sonra ortalamamı yüksek tutarım, yatay geçiş yaparım falan filan. Bu herkesin kafasında oluyor ama öyle olmuyor. Geldiğiniz zaman ortama alışıyorsunuz, bir arkadaş çevreniz oluşuyor, bırakmak istemiyorsunuz. Bu yatay geçişle giden kaç kişi vardır biliyor musunuz? Yani toplasan, bizim sene birden beri bak, toplasan yani 15 kişi falan gitmiştir. Tabii gidiyorlar, yerine yenileri geliyor falan filan ama yani öyle bu kafayla gidince yapamıyorsunuz. O yüzden bu kafayla gitmeyin kesinlikle. Oturun tek tek üniversiteleri araştırın. İşiniz ne yani, tercih dönemindesiniz. İşiniz sizin bu. Oturun tek tek bakın. Ona göre kendinize güzel bir üniversite seçin ve gidin. Hakkınızda hayırlısı olsun diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.